8 Temmuz 2020, Manisa Büyükbelen'deyiz. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz İbrahim Bey. Evet. İbrahim Bey'in burada 20 dekarlık bir zeytin arazisinde, ara ziraatı yaptığı bir yerde zeytin ağaçlarında da yaprak gübremizi kullandılar. Evet. Neler oldu abi? Vallahi ben çok faydasını gördüm. Hele geçen seneki şeyle bu senekinin arasında dağlar kadar fark var. Yani bir yanaşalım. Şurayı şöyle bir çekelim. Şu yukarı tutumları, şu tepeyi şöyle görüyorsunuz. Evet, devam edelim anlatmaya. Vallahi ben yarın bunu geçen sene böyle bu zeytin yoktu bu şekilde. Tutum konusunda, zeytin tutum konusunda yoktu. Konusunda şu arayı gösterelim. Bunun cinsini de söyleyeyim. Trilya zeytini. Trilya. Ama geçen sene bu tutum yoktu. Görülüyor. Geçen sene bu tutum yoktu. Şimdi peki şöyle mesela bu zeytinin şu sürgünlerde şöyle görülüyor. Yeni yıl sürgünü, doğru mu? Evet. Yani bu tutuma rağmen şöyle bu taraflarını da gösterelim ağacın. Şöyle gel. Kameramız gelsin ağacın. Şu şekilde. Bakın zeytin tutmuş. İlerisinde devam ediyor. Tabii bunlar kalibreleri daha irileşecek. Aynen. Neler yaptı? Yani bu zeytinde geçen sene olmayıp da bu sene neler var yani? Sen ne görüyorsun? Bunu ben geçen hani baharın geleydin sen bunu bu zeytinler kökle derdin. Bunlar, bir kere tutum konusu başarılı. Evet. Bir ki canlılık konusu, yeşillik konusu. Daha kara bulut gibi. Yani çok güzel. Bunlara yeşil. Da... Uyguladım. Yaprak gübremizi iki kere uyguladınız. İki kere. İki kere uyguladım. Şöyle şu ağacımıza da geçelim. Göstere göstere gidelim. Şöyle gelin. Şöyle. Görülüyor. Bu aynı cins değil mi? Aynen. Trilya bu. İkisi de aynı. Trilya bu. Şimdi ağacın zeytiniyle birlikte sürgünleri de aynı şekilde devam ediyor. Şöyle göstererek gidelim. Şöyle yakın. Ekranda yeşil olduğu için biraz zorlanıyoruz şeyi göstermekte. Şöyle yan, şu ağaca da geçelim. Burası 20 dekar. 20 dekar bura. Bu da aynı çeşit. Aynen, bu da aynı. Onunla ikisi aynı ya. Şöyle gösterelim şuradan. Bakın şöyle üstte şu sürgünler. Şu da yeni yıl, bu senenin tutumları. Şu arayı da gösterelim. Buraya ne zaman uyguladık? Rekor gübre yaprak gübresini. Aynen Mayıs. Mayıs ayında. Aynen çiçek Mayıs. Çiçek dönemiydi. Çiçek döneminde. Aha. Tam çiçektekene uyguladım. Sonra tuttuktan sonra bir kere daha. Tuttuktan sonra bir kere daha uyguladım. Bu şekilde geldi. Peki zeytinde hiçbir silkme, dökülme oldu mu? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Geçen sene bunun gibi bu aylarda sergi gibi. Bu aylarda sergi gibiydi. Yani bu dökülmeye karşı da şu anda bu ağaç direnci kazandı. Aynen. Bir kendini salma oluyor mu? Susuzluk yaşıyor mu ağacınız? Hayır. Yaşamıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda görülüyor. Hayır. Gidelim şu ağacı da gösterelim. Burada tamamlayalım. Şöyle gelin. Şurada bir dal kırılmış. Şimdi bu şekilde tutumları görüyorsunuz. Aynen vallahi. Yani ben memnunum. Bunun çeşitli aynı değil mi? Aynı trilya. Aynı trilya. Komple trilya bura. Şöyle gösterelim. Yani tutum. Aynı zamanda sürgün. Yani şu sürgün, gelecek yıl filiz. Sürgünleri, filizleri. Şöyle tepeye de yavaşça gösterelim. Çok hızlı yapmadan. Bu şekilde ekranda görüldüğü gibi. Şimdi burası bu bölgede çok yoğun bir zeytin üretimi var. Var. Zeytincilikle insanların geçim kaynağı. Aynen. Rekor gübre yaprak gübresinin zeytinde size sağladıkları sizi memnun ediyor mu? Ben vallahi memnunum. Yani geçen sene veya önceki senelere göre şuradaki verim artışı ne söyleyebilirsiniz? Kaç katına çıkmıştır? Vallahi yemin ediyorum geçen senekinin içerisinde bu senenin arasında dağlar kadar fark var. 10 katına çıktı. 10 katına çıkmıştır. Ağacı bitkiyi çalıştırdığı için. Şöyle evet. Arkayı da bir daha tekrar göstermenizi istiyorum. Bak bir de tutumu. Şunu da yapabilirsin bak. Tamam, ona da baktık. Şey olarak böyle ekranda görüyor. Üreticiler izler. İki kere uyguladık. Yapraktan verdik. Hem tutum, sürgün yapma. Herhangi bir hastalık vesaire görünmüyor. Hastalık gözükmüyor. Hiçbir şey yok şu an ağaçlarda. Ben bunu kullanmadan önce bu zeytinden kel geldi. Kel geldi. Yapraklanmayı da arttırdı o zaman. Aynen. Bak ne oldu? Kara bulut gibi oldu zeytinden. Kara bulut gibi oldu. Böyle bakalım bu tarafa doğru artık. Tavsiye eder misiniz? Ben öncelikle tavsiye Manisa, ederim. Manisa Büyükbelen zeytin üreticilerine, Türkiye'deki. Nerede varsa zeytin üreticisi... Tarımla uğraşana tavsiye ederim. Şimdi rekor gübre ağaçı ürünleri firmasının tabandan kullanılan ağaçlar için olan rekor gelişim ürünümüz var. Ağaçlarınızda mutlaka kış döneminde tabandan uygulamanızı öneriyoruz. Evet. Üstten yaprak uygulamasında rekor gübre, yaprak gübresi tomurcuk gonca oluşum döneminde birinci uygulama, ikinci uygulaması çiçek, tam evet. Çiçekte ve tutum olduktan sonra bir uygulamada burada
Türkiye'de meyvecilerin ya da açık alan sebze üreticilerinin en büyük sorunu tutumdur. Aynen. Tutum sorunu. Bunu da zamanında yaparsak bu tutumu görüyorsunuz. Sorun çözülür. Beslemenizi mutlaka yapın. Ağaçların beslemesini yapın. Şey anlamında gördüğünüz, ekranda izlediğiniz sonuçları her türlü zeytin ağaçlarınızda alırsınız. Aynen. Vallahi ben yani memnunum. Ben bir kere kullandım. Ben başka da yapacağım. Peki eşiniz dostunuzdan gelenler bu havalede zeytinlerinize bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Var mı bir yorumları? Vallahi onlarda? Diyorlar ki bana tohur ver diyorlar, ben vermem. Şimdi ben tohur ver diyorlar. Vermem. Vermem diyorsunuz. Haklısınız çünkü bu daha irileşecek. Aynen. Muhtemelen burada ciddi bir verim alacaksınız. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Bir şey değil, ben teşekkür bahçenizi ederim. Bahçenizi tekrar gezdirdiniz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Kullanmasını da tavsiye ederim bütün millete. Teşekkür ben ederiz. Ben işesini görmedim yani. Kötülüğünü görmedim, daha faydasını gördüm. Faydasını gördük. Evet.